Merhaba arkadaşlar, Aysu Bahtiyar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size benden çok istenilen altıgen hırkanın bunu balon kol nasıl yapıyorum, kolunu nasıl daraltıyorum onu anlatacağım. Başka bir videoda da tamamını anlatacağım ama yine size ufak tüyolar vereceğim altıgenle ilgili. Ben böyle bir merserize yazlık bir ip kullandım arkadaşlar. Burasını başladıktan sonra altıgeni başladıktan sonra ben burasını 30 sıra yaptım. Bu benim yaptığım hemen testime olacak için 40 ile 50 beden arası bir hırka oldu. Şöyle 100 gramlıktan 10 adet gitti. 10 adet ip gitti. Kolunu daraltırken 2,5 numara tığ kullanacağım ben. Hırkamın tamamını üçlü ördüm. Kolunun ağzını daraltırken 2,5 numara yaptım. Bunu anlatacağım bugün size arkadaşlar. Eğer YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Değişik daha farklı videolar için. Benim altıgenim bu şekilde oldu arkadaşlar. Hiç ip kırmadım. Tamamen ipi kendi şeyine bıraktım. İpin kendi geçişine bıraktım. Benimki bu şekilde çıktı. Sizler koton iplerle de örebilirsiniz. Kışlık iplerle de örebilirsiniz. Ben böyle yaz ayında olduğumuz için yazlık olsun istedim. Önünü de böyle lastik yaptım 5-6 sıra. Son sırasını sık iğneyle geçtim. Yakasını böyle yaptım. Arkasını 5-6 sıra buradan gittim geldim. 5-6 sıra buradan gittim geldim. Böyle 40 ile 50 beden arası standart 40 ile 50 bedene uyumlu bir şey yaptım ben. Şimdi size bugün ben bu balon kolu nasıl yapıyorum, kolumu nasıl daraltıyorum onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi başlayalım bunu ben anlatmaya. Bu kolumuzu nasıl yapıyoruz onu anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Altıgenimizin kolu böyle. Benim burası ekleme yerim. Burası benim ekleme yerim arkadaşlar. Ben böyle balon kol yapmak istediğim için buraya böyle etrafına düz gidip gelmiyorum. Ama balon kol yapmak istemeyip de böyle düz, böyle salaş kol isterseniz buradan herhangi bir yerinden bağlayaraktan dolana dolana istediğiniz uzunlukta kolunuzun istediği uzunlukta örebilirsiniz. Ama benim bugün size anlatmak istediğim bol kol değil. Bu şekilde balon kol olduğu için balon kolda ben buradan hiç düz gidip gelmeden direkt lastiğe başlıyorum. Başlayayım arkadaşlar şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Her türlü iple yapabilirsiniz. Benim bu yazlık böyle merserize bir ipim. Tam şöyle ortadan arkadaşlar ipimi ilmek alıp buraya ipimi bağlıyorum. Tığım 2,5 numara, altıgenimi üçlü ördüm. 2,5 numarayla da lastiğini yapıyorum arkadaşlar. Bu ipimi de aralara yedireceğim. Arkadaşlar şimdi bu üçlü trabzanlarımın arasına ikişerli yapıyorum. Daraltıyorum. İkişerli. İki. İkişer kere batıyorum. Ha, normalde şimdi benim burada üçerli bademlerim var ya. Üçerli badem yapmıyorum. İkişer. Ben daraltmayı bu şekilde yapıyorum. Daha da dar isterseniz, daha böyle sımsıkı isterseniz bir yerde batabilirsiniz ama bir de çok dar oluyor. Hani 38-40 beden olursa birer şuralara sadece birer kere de batabilirsiniz. Yani benim bu iki battıklarıma siz birer de batabilirsiniz ama benim hırkam 40 ile 50 beden arası bir hırka olduğu için hani 46-48 beden birisinin de koluna dar gelebilir o şekilde. Onun için ben çok da dar olmasın, böyle bileği de rahatsız etmesin istediğim için 2 ilmeğimi bağladım. Buramı böyle çepeçevre 2 dolanıyorum, yani ikişerli trabzanlar yapıyorum. Aralarında hiç zincirim yok. Zaten altıgenim arasında da köşemi başladıktan sonra köşelerimde 2, aralarına da normalde kışın ördüklerime ben zincir çekmiyordum. Ama bu ipim yazlık olduğu için bunun da arasına ben bir tane zincir çektim. Bu altıgenimin aralarında birer tane zincir çektim ben. Arkadaşlar. Tamamen altıgenim kolunun etrafını daraltmak için bütün üçlü trabzanlarımın aralarına
üçlü dolgularımı aralarına ikişer dolgu yapıyorum. İkişer. Zaten hemen bir sıra dolandık mıydı kasılıyor, daralıyor. Ha siz yok derseniz ki arkadaşlar ben bu kadar kalın lastik sevmiyorum. Daha dar lastik seviyorum derseniz de şey daha kısa lastik seviyorum derseniz de aynı benim bu bağladığım şekilde bağlayıp bir 4-5 parmak böyle bir 4-5 parmak böyle üçerli dolgularımızı yapıp ondan sonra lastiğe geçebilirsiniz. O zaman da bu kadar balon kol olmaz ama o şekilde yapabilirsiniz. O da bir şeydir yani. Şu köşeye geldiğim zaman da bu köşeme geldiğim zaman da arkadaşlar bir ilmek buradan alıyorum. Bir ilmek de buradan alıyorum. Yani maksatım benim burayı daraltmak olduğu için daraltıyorum yani. İkili dolgu yapıyorum. Üçlü dolgularım aralarına ben ikişerli dolgu yapıyorum. Kolumu daraltıyorum. Arkadaşlar. Aldıken hırka örmesi çok keyifli. Rengarenk sıra sıra. Bir başka videoda da bunun size nasıl başlanıldığını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunu ben hemen teslime koymak için bu şekilde elimde hazır yapıyordum. Yaparken de tam tesadüf denk geldi. Kolun dedim anlatayım. Bir dahaki yaptığımda da inşallah size başlangıç noktasını da gösteririm. Bedenlerini nasıl ayarlıyorum. O şekilde onu da anlatırım. Bunu ben elimde tesadüf hemen teslime koymak için yapmıştım. Tam kolunu yaparken de anlatayım size şöyle kısacık dedim. Çünkü çok soruluyor bana bu abla bu kolu nasıl yapıyorsun, nasıl daraltıyorsun diye. Bilenler bilir zaten arkadaşlar da ben bilmeyen arkadaşlarımız için anlatıyorum. Üçlü dolgularımın arasına tamamen ikişerli dolgu. Yani şöyle arkadaşlar işte. Üçlü trabzanlarım arasına ikişerli trabzan. Bu şekilde daraltıyorum. Sıramı dolandım geldiğim. Şimdi ilk başladığım trabzanım içine ilmek kaydırma yöntemiyle yaptım. Bakın. Arkadaşlar şöyle oldu. Şimdi ilk etapta bu böyle oldu. İlk etapta böyle oldu. Şimdi lastiğe geçeceğiz artık. Şimdi lastik. Üç zincirle yine yukarıya çıktım. Üç zincirle yukarıya çıktım arkadaşlar. Şimdi benim bu klasik her zamanki örgülerimde kullandığım lastik bir önden bir arkadan ilmek alarak bir önden bir arkadan bir önden bir arkadan lastik de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hırkalarımızın önünde kollarını kol oyuntularında bilek kısmında kullandığımız lastik benim bu. Bu lastiği kullanıyorum ben. Bir önden bir arkadan ikişerli trabzanlar alarak ilk etapta şu anda biraz bol gibi gözüküyor. Ama benimki yaptık sıra daralıyor. Yani şu anda yaparken biraz daha bol nasıl olacak gibi şey yapıyor ama başka hiçbir işlem yapmadan düz lastik yaparak uzun olduğu için yaptık sıra daralıyor. Yaptık sıra daralıyor. 2,5 numarayla örüyorum. Hırkamı üçlü ördüm. Kol lastiğini 2,5 ile örüyorum. Daha daralsın istediğim için. Bu şekilde arkadaşlar. Yine de bilemediğiniz bir nokta olursa bu videomun altına yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Ama ben bu kolu çok fazla görmedim. Ama ben çok seviyorum bu kolu.
Kışın yaptığım genelde bütün altıgen hırkalara ben bu kolu yaptım. Salaş isteyenler lastik yapmaz, düz örebilirler aynı. Oradan ipini bağlayıp düz trabzanlarla da inebilirler ama ben bu lastiği böyle daha derli toplu yakıştırıyorum, beğeniyorum yani. Ama dediğim gibi tamamen keyfe kalmış bir şey. İsteyen düz üçerli trabzan yaparak da düz o şekilde de bitirebilir kolunu. Sadece iki parmak şeklinde 3-4 sıra giderekten de bitirebilir lastiğini. Ama ben böyle biraz daha kolda insanın üstünde daha şık durduğunu şey yapıyorum. O şekilde beğendiğim için ben böyle yapıyorum. Bana da çok sorulduğu için ben de bunu örerken anlatayım dedim size arkadaşlar. Bir önden bir arkadan arkadaşlar. Hiç başka aralarda kesme, eksiltme yapmıyorum ben. Ama dediğim gibi siz daha bol bulursanız birer şey yapabilirsiniz. Benimki 40 ile 50 beden arası olduğu için ben aralarına ikişer battım. Ama siz 38-40 bedene uyumlu bir altıgen kolu yapacaksanız bu şekilde, bu benim iki battığım yerlere siz birer de batabilirsiniz. Bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Bundan sonra çok böyle bir başka bir atraksiyonu yok arkadaşlar. Kestikten sonra, kolum bittikten sonra daraltmak için üçerli trabzanlarımın arasına ikişerli trabzan, ikişerli trabzanlarımın üstüne de direkt lastiğe geçiyorum. Ondan sonra zaten başka da bir işlemim yok buradan. İstediğim uzunluğa gelinceye kadar bu lastiği yapacağım ben. Ben uzun kollu yaptım. Daha böyle fakir kol isterseniz, daha kısa şeklinde yapmak isterseniz, orası tamamen artık sizin keyfinize kalmış bir şey. Ben uzun kollu yaptığım için bunu bileğe kadar yaptım. Ama siz yok fakir kol yapmak istiyoruz derseniz, böyle bunu 3-5 sıra, benim tarif ettiğim şekilde 3-5 sıra yapıp 4 parmak yapıp o şekilde de bırakabilirsiniz. Hani fakir kol da olabilir yazlık ürünlerde. Ama benim bu yaptığım şu andaki altıgen yazın da giyilebilir, kışın da giyilebilir. Merserize bir ip kullandım. Ben yazlık bir ip kullandım. Ebru'lu ip kullandım ama siz tamamen tek renkli bir dişimi de arkadaşlar ilmek kaydırma yöntemiyle bitirdim. 3 zincirle yukarıya çıktım. Ondan sonra lastik yaptım. Bundan sonra başka hiçbir işlemi yok arkadaşlar. Yaptığım işlemin hiçbir başka atraksiyonu yok. Bunu böyle istediğim uzunluk, yani ben üzerime giydim, kendi kolumda denedim böyle. Üzerimde denediğim için 40 ile 50 beden arası. Bunu ben bu şekilde yapasıya kadar başka hiçbir işlem yapmadım. İki ile daralttım. Aynen böyle bu şekilde. İstediğim uzunluğa gelinceye kadar bu şekilde ördüm. Şimdi bunu bu şekilde videoda örmem 2 saatimi alır. Onun için videoyu fazla ben uzatmak istemediğim için bir müddet daha öreceğim. Ondan sonra tekrar geleceğim. Dediğim gibi eğer anlaşılmayan bir şey olursa, ben bunu altıgen üzerinde tarif ettim ama siz diğer motifli hırkalar üzerinde de aynı tekniği kullanabilirsiniz. Bir dahaki sefere de, yani bir motifli hırka yaptığım zaman da onun kolunun daraltmasını da göstereceğim aynı şekilde. Ben bu tekniği altıgende gösterdim ama siz aynı tekniği motifli hırkalar üzerinde de kullanabilirsiniz. Buranın bolluğunu almak için 3 ilmeği anında 2 ilmeğe düşürdüğümüz zaman bu görüntüyü elde ediyoruz arkadaşlar. Ben ebru'lu ip kullandım. İpimi hiç kopartmadım. Hiç düğüm olmasın diye. İp kendisi böyle bu şekilde oldu. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Ben biraz dolanayım, geleyim. Biraz burayı kolayladıktan sonra size tekrar göstereyim arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Bu şekilde kolu yaptık sıra daralıyor. Yaptık sıra daralıyor.
Hiçbir ekstra bir işlem yapmadım yani. Bunu yaptık sıra daralıp yaptık sıra daralıyor. Büyüdük süre bu şekli alıyor. Bunu tamamını bitirip videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. İşte burada yapılmış olduğu için diğer kolumu ölçeceğim, size onu göstereceğim. Benim bu hırkadaki kolum 17 santim olmuş arkadaşlar. 17 santim olmuş. Ama bu 40 ile 50 beden arası bir hırka. Bunu artık siz kendi üzerinizde deneyerek şey yapacaksınız. Bunu ben bu şekilde, bunun uzunluğuna gelecek şekilde öreceğim. Son sırasına da bir sıra sık iğne geçtim. Kolumu, balon kolumu ben bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Anlatamadığım bir yer olduysa bu videomun altına yazarsanız elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bugün gelinimin kedisi Ömer, Ömür bizim misafirimizdi. Videolarda kedi sesi çıktıysa çıkmış olabilir yani. Onun için kusura bakmayın. İşte bu şekilde arkadaşlar. Benim hırkalarımdaki kullandığım balon kolum bu şekilde. Umarım verimli bir video olmuştur. YouTube kanalıma abone olmadıysanız Aysun Bahtiyar YouTube kanalıma abone olmanızı isterim arkadaşlar. Instagram hesabımda Bahtiyar Aysun. Oradan da takip eder, bir yeni yorum yapar. Sipariş vermek isterseniz, hemen teslim indirim ürünlerinden faydalanmak isterseniz oraya da takip almanızı isterim arkadaşlar. İşte umarım faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.